13. ünitenin test ikisinin 6. sorusu yarım kalmış idi. Oradan devam ediyoruz. Kandaki su miktarı hipotalamusta üretilip hipofiz bezinin arka lobunda depolanan ve buradan kana salgılanan ADH hormonu ile düzenleniyor. Kanındaki su miktarı azalan bir insanda 1-2-3 olaylarının hangi sıraya göre gerçekleşmesi beklenir diye bir sorumuz vardı en son. Şimdi ADH suyun böbreklerden geri eminimini sağlıyor. Dolayısıyla ilk önce kişinin kanındaki su oranının azalması lazım ki bu hormonun üretilmesi ne yaparsın, tetiklenmiş olsun. Dolayısıyla kanın ozmotik basıncı artması demek suyu azalması demek olduğu için ilk önce bu olayın meydana gelmesi lazım ki hipofiz bezinden kana ADH salgılansın. ADH'in etkisiyle böbreklerin nefronlarından suyun geri eminimiyle e, kanalın suya geçirgenliği ne olmuş olsun artmaya başlamış olsun. Daha sonrası kana geçerek bu su ne yapacak? Kanın ozmotik basıncını tekrar dengelemiş olacak. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 1 seçeneğimiz yani Edirne olmuş oluyor. 7. sorumuza bakacak olursak aşağıdaki dokulardan hangisi hormon üretir diye sorulmuş. Şimdi kan doku e, al yuvar, ak yuvar, trombosit gibi kan hücreleri var. Kan sıvısı var, kanın sıvı kısmı var. Bunlar taşınma işlemlerinde e, gazların taşınmasında top, artıkların toplanmasına görev yapıyor. Hormon üretme görevi yok. Kemik dokun e, koruyucu kollayıcı olan dokunumuz Kırık doku hakeza yumuşak yerlerde bulunmakla beraber yine de koruyucu kollayıcı görev yapıyor. Kaslar hareketimizi sağlıyorlar ama epitel dokunun Örtü epiteli, duyu epiteli ve salgı epiteli gibi 3 çeşidi var. Bunlardan salgı epiteli endokrin bez adını verdiğimiz bezleri de oluşturabiliyor ve bunlar da hormon üretebiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız Adana olmalıdır diyoruz. 14. ünitemize geçecek olursak 14. ünitenin test 1 ile başlıyoruz. İki insanın çizgili kasları 1 2 3 yargılarından hangileri bakımından farklılık gösterebilir diye sorulmuş. Şimdi kasların boyutları farklı olabileceği için miyoglobin yani e, globin proteini içeren kasların yapısında bulunan yapılar miktarı farklılık gösterebilir. Ama bütün kaslarda kasılma mekanizması değişmez, ortaktır. Mitokondri sayısı da hücreden hücreye yine değişebildiği için cevap 1 ve 3 seçeneğimiz olmalıdır diyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak, insanda bulunan uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemiklerde 1, 2, 3, 4 yargılarından, yapılarından hangileri ortak olarak bulunur diye sorulmuş. Bütün kemiklerde kırmızı kemik iliği vardır. Kemik olduğu için kemik hücresi adını verdiğimiz osteositler bulunur. Bütün kemiklerin kemik zarı, periost, eline kanlaşmayı sağlayan, Kemiklerin onarımını sağlayan yapı bulunmaktadır. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerin gövde kısmında bulunur. Onun için e, bu ortak bir yapı değildir. Cevabından dolayı 1, 2 ve 3 seçeneği olmalıdır diyoruz. Çizgili kasların kasılmasına bağlı olarak aşağıdaki değişimlerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez. E, şimdi çizgili kaslar kasılırken İlk önce hazır ATP'ler varsa onlar kullanılıyor. Daha sonra kreatin fosfat bileşiği kullanılıyor. Bu fosfat kopuyor kreatinden. ADP'lere bağlanarak ATP sentezini de kullanılıp e, ee, kasların kasılmasında görev yapmış olan ATP üretimini sağlamış oluyor. Kreatin ise böbrekleden fazlasını ne yapıyor? Dışarıya idrarla atılabiliyor. Dolayısıyla bunun biz miktarının artma durumunun kasların gevşemesi halinde mümkün olduğunu kasılırken bunun hızla azaldığını söyleyebiliriz. Bunun için bu beklenmez. Ama oksijen tüketimi artar çünkü oksijenli solunum yapacak daha sonrasında enerji ihtiyacı için. ADP miktarı artar çünkü ATP'de hızla tüketilecek ADP'ye dönüştürülecekler. Glikoz miktarı azalır çünkü hazır ATP ve kreatin fosfattan sonra glikoza sıra gelecek buna bağlı olarak oksijenin solunumu olacağı için çoğu kemik miktarda yapacak? Ortamda artmaya başlayacak. Onun için cevap adana beklenmez diyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Aşağıdaki kemik çeşitlerinden hangisi uzun kemiklere örnek değildir? Baldır kemiği ayakta, pazu kemiği kolda, kaval kemiği ee, ayakta, uyluk kemiği yine ayakta bulunuyor. Ama kaburga kemiklerimiz gözümüze bundan yassı kemiklerdir. Dolayısıyla e, uzun kemiklere örnek değildir arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Aşağıdaki grafikte farklı sporlar yapan atletlerin vücudundaki yavaş kasılan kasların hızlı kasılan kaslara göre yüzdesi verilmiştir. Vücuttaki yavaş kasılan kas yüzdesi e, uzun mesafe koşucusunda en fazla Yüzcü de orta çeker kısa mesafe koşu, koşucusunda ise bakın en az olarak bulunuyormuş. Demek ki kısa mesafe koşucularında daha çok ne varmış? E, hızlı kasılan kaslar varmış. Yüzcüde ise e, yüzde 60 yavaş, yüzde 40 hızlı kasılan. Uzun mesafede ise yüzde 80 yavaş kasılan kaslar vücudunda yüzde 20 ise hızlı kasılan kaslar mevcutmuş diye bir yorum yapabiliriz. Buna göre farklı sporlar yapan bu atletlerle ilgili olaraktan 1-2-3'ten hangisi doğrudur diye sorulmuş. Kısa mesafe koşucusu, uzun mesafe koşucusuna göre maksimum kas gerilimini daha çabuk meydana getirebilir. Evet, çünkü bunda e, hızlı kasılan kas miktarı daha fazla olduğu için, yavaş kasılan kaslara oranla kısa mesafe koşucularında e, bu e, olay daha çabuk gerçekleşebilir. Uzun mesafe koşucuları, vücutlarındaki yavaş kasılan kas miktarının fazlalığından dolayı yorulmaya karşı kısa mesafe koşucularından daha dayanıklı olabilirler. Evet bunlar kısa mesafe koşuyorlar. E, hızlı çok hızlı kastırıp kaslarını çünkü çok e, hızlı kastıran kasların sayısı daha fazla çabuk görülüyorlar fakat kısa mesafede daha hızlı yol kat etmiş oluyorlar. Diğerleri ise bakın tam tersi olduğu için bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Vücuttaki kas lifi tiplerinin yüzdesi üzerinde genetiğin etkisi yoktur diyemeyiz. Çünkü eee Kişiler spora yap, spor yapma yetenekleriyle doğuyorlar. Her insanın aynı spora karşı yeteneği olmayabiliyor. Farklı sporlara karşı olabiliyor. Dolayısıyla bunun biz genetik etkisi yoktur diyemeyiz. Mutlaka vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. 6. sorumuza bakacak olursak. Düz kasların yapısında 1-2-3'ten hangileri bulunur diye sorulmuş. Aktin miyozin proteinleri bütün kaslarda ortak olarak bulunmakta beraber H bandı ve I bandı sadece çizgici kaslarda enine ve boyuna bantlaşma olduğu için enine ve boyuna kaslar mevcut olduğu için bulunmaktadır. E, düz kasların yapısında bulunmamaktadır. Onun için cevabımız yalnız 3 seçeneği olmalıdır diyoruz. 14. ünitenin testikisine bakacak olursak Kıkırdak doku ile ilgili olarak hangileri yanlıştır? Kıkırdak yumuşak doku kemiğe göre. Onun için farklılaşarak kemik dokuya zamanla dönüşebilir. Çok sayıda kılcal damar içerir. Hayır. Kıkırdak doku bağ doku aracılığıyla difüzyonla besleniyor. Kılcallar buraya kadar ulaşmıyor. Metabolizması kas dokuya göre daha hızlı diyemeyiz. Çünkü bunlarda hareketler çok... Yavaş gerçekleştiriliyor yumuşak doku olduğu için kaslara göre daha hızlı diye bir yorum kesinlikle yapamayız. Hücreleri kondrosit olarak adlandırılır. Evet, kondrin ara maddesi, kondrosit ise bunların e, hücrelerine verilen isimdir. Ostein ve osteosit ise kemik doku ve kemiklerin ara maddesine verilen isim idi. Buna dolayı 2 ve 3'ün biz yanlış olduğunu düşünebiliriz. İkinci sorumuza bakacak olursak kemiklerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sıkı kemik dokusunda Havers kanalı ve Walkman kanalı var. Dikine olan Havers, enine olan Walkman kanalı var. Ve bunlarda kan damarları ve sinirler bulunuyor ki buradaki kemik hücreleri ne yapsın? Beslensinler ve sinirler sayesinde uyarılabilsinler. Ara maddesinde protein yapılı organik ve kalsiyum fosfat gibi inorganik maddeler bulunabilir. Evet. Epifizyal kıkırdak, uzun kemiklerin baş kısmında özellikle bulunuyor kıkırdak bölge. Epifiz kıkırdak diye geçiyor. Kemiğin boyuna uzamasını sağlıyor. Evet. Kemik zarı periost kemiğin onarılmasında ve enine büyümesinde görev alabiliyor. Bu da doğru bir ifade. Ama kemik dokunun hücrelerinin biz cansız olup bölme teknikleri olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü kemik doku kendini yeniliyor. Bakın ee, kemiğin onarılması diyor. Eğer öyle olmasaydı. E, kemik hücreleri cansız olsaydı kemik kendini onaramaz, eline büyüyemez. Dolayısıyla cansız olduğunu söyleyemeyiz. Canlıdır ki canlılar büyüyebiliyorlar. Çok sayıda kas telinden oluşan yapıya kas demeti denir. Bir kas teli ve bir kas demeti ile ilgili olarak uzman hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hem kas teli hem de kas demeti eşik değerin altındaki uyarılara tepki vermez. Evet e, her ikisi de e, belli bir eşik değerine sahip olabilir ve tepki vermeyebilirler. Kas teli ya hep ya kuralına uyar ama kas demeti uyumaz. E, yani kas telinde e, bir tane kas olduğu için yahip e, ya hep ya kuralına uyabilir ama kas demetinde bir sürü e, kas görevli olduğu için Hepsinin de uyarılma eşit değerleri farklı olduğu için birbirinden biz bunu ya hep bir kuralına uymaz diyebiliriz. Kastenin çalışması için gereken enerji uyarandan karşılanır diyor. Hayır hiçbir zaman uyaran enerji vermez. Her hücre kendi enerjisini kendisi üretmekteydi. Onun için biz enerjinin uyarandan karşılanacağını burada ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Bu kesin yanlış olmuş olur. Şuna bakalım. Bir kas demetinde bulunan kas tellerinin eşik değerleri farklı olabilir ki zaten yukarıdaki öncüle bakın birleşmiş oluyor. Kasteli ya hep bir kuralına uyarken kas metin uymamasının sebebi de budur. Çünkü bir tane kasa bağlı değil bir sürü kasteline bağlı kas metin. Kas verilen uyarının şiddeti artırılırsa tepkisi artabilir. Çünkü bilim zamanında daha fazla nöron ne yapar? Kası uyarmış ve ona göre tepki şiddeti de artmış olabilir. Buna dolayı cevabımız Ceyhan olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, yapılan bir deneyde asetilkolin ve noradrenalin hormonunun bağırsaklardaki kaslar üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Deneyde bağırsak e, kası kasılma kuvvetini ölçen bir alete bağlanmış. Daha sonra bağırsak kası üzerine farklı aralıklarla asetilkolin ve nör adrenin damlatılarak kas hücresindeki aksiyon potansiyeli kaydedilmiştir. Bu deneyin sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre baktığımız zaman asil kolin damlatılınca bakın bağırsak kasının biz kasılmaya başladığını görüyoruz. Asil kolin temizlenmiş ve sadece nöralerini damlatılmış damlatmış bakın. Ne olmuş? Tekrardan aksiyon potansiyeli e, iyice azalmış. Kas bakın kasılamaz hale gelmiş ve dinleme moduna geçmiş. Dolayısıyla biz bağırsak kasların asil kolinin e, kastırdığını nör ise bakın kasılmayı engellediğini söyleyebiliriz. Zaten biri sempatik, biri parasempatik sinirlerin çalışmasında etkili olan hormonlardandır bu iki hormon. Buna göre hangileri doğrudur? Azetilkolin kolin ile nör adrenin düz kastır üzerinde zıt et, yönde etki yapmışlar mı? Evet, biri kastırmış, biri e, gevşetmiş diye düşünebiliriz. Nör düz kaslarda aksiyon potansiyeli üretme hızını artırır. Şimdi nör adrenin bakın damlatılmış kas bakın tonus haline gelmiş. Dolayısıyla biz bunun artırdığını iddia edemeyiz. Tam tersi azaltmış. Azetilkolin düz kasların kasılmasına sebep olmuş mu? Evet bakın damlatılınca aksiyon potansiyeli meydana gelmiş. Bu kasın kasılıp gevşemeye başladığının göstergesi. Bunun için cevabımız 1 ve 3 seçeneğimiz olmalıdır diyoruz. <laughs> Beşinci ve son sorumuza bakacak olursak bir motor birim tek bir motor sinir ve onun kontrolündeki kas liflerinden oluşur. Bir motor sinir iki veya daha fazla kas lifi ile sinaps yapabilir. Buna göre hangileri doğrudur? Kasılmanın gücü motor birimin kontrol ettiği kas lifi sayısına göre değişebilir. Evet ne kadar fazla kas lifine etki ediyorsa o kadar fazla kasılma ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Farklı motor bilimlerin birimlerdeki kas liflerinin eşik değerleri aynıdır diyor. Şimdi farklı motorlarda ve kas liflerinin eşik değerlerinin hepsinin aynı olmasını biz bekleyemeyiz. Çünkü eşik değeri değişebilir. Bir kas lifine çok sayıda motor birim bağlıdır. Doğru gibi geliyor. Fakat bir kas lifine çok sayıda motor birim değil, tek bir motor sinir ve onun kontrolündeki kas liflerinden oluşur diyor. Yani tek bir motor Birçok kastifine bağlamış. Burada tam tersini söylüyor. Bir kastifine çok sayıda motor birimli. Tam tersi olduğu için bunu da doğru cevap kabul edemiyoruz. Bunun dolayı cevabımız Adana yani yalnız bir seçeneği olmalıdır. diyoruz arkadaşlar.